Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde öne çıkan konulardan biri de KOSGEB'in gençlerin istihdama katılmalarını kolaylaştıracak destek paketi de vardı. Peki bu paketin detaylarında neler var? Şimdi bunu konuşacağız ve değerli bir konuğumuz olacak KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt konuğumuz. Efendim hoş geldiniz Bengütürk'te 15 bültenine. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Şimdiden yayına katkılar için teşekkürler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıyla bu kritik konu bir kez daha gündeme geldi. Nedir o? Gençlerin istihdama katılmaları ve bu katılımın arttırılması konusunda da bir destek paketi söz konusu. Bu paketin detaylarına ilişkin sizden de bilgileri alarak başlayalım dilerseniz. Çünkü gençlerin istihdama katılması, işsizliğin azaltılması noktasında Türkiye'de en önemli başlıklardan biri olarak belirtiliyor. Evet, biz tabii KOSGEB olarak KOBİ'lerimizin rekabet gücünün artırılması, hayatta kalmalarının sağlanması için çok farklı destek mekanizması geliştiriyoruz. Halihazırda birçok desteğimiz de devam ediyor. Geçen yıl Nisan ayında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamışlardı bu KOBİ'lerimizin pandeminin etkilerinden daha hızlı çıkmaları için bir mikro küçük işletmeler destek paketini. Bunun üçüncü etabını aslına bakarsanız burada gerçekleştiriyoruz. Tabii pandemi çok ciddi anlamda iş gücü piyasasını da vurdu. Şu anda geldiğimiz nokta aslına bakarsanız pandemi öncesindeki rakamları aşmış durumdayız istihdamda. Ancak tabii bir birikme var. Genç işsizliği ile ilgili hepimizin karşı karşıya kaldığı görünür bir durum var. Biz burada KOBİ'lerimizin, mikro ve küçük işletmelerimizin hem kendi ihtiyaçlarını giderecek, cari ihtiyaçlarını giderecek bir finansman yöntemi oluşturalım. Ama bunun yanında da özellikle gençlerimizin istihdama katılmaları ile ilgili de bu mikro ve küçük işletmelerimizi teşvik edelim aslında istedik. Bu Sayın Bakanımız Mustafa Varank'ın da öncülüğünde böyle bir fikir üzerinden ortaya çıktı ve şu anda da pazartesi sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi Bakanlar Kurulu sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla biz ekranlarımızı açtık, başvurularımızı almaya başladık. Burada biz son 3 yıl içerisinde 6 aydan daha fazla sigorta girişi olmayan üniversite mezunu, meslek yüksekokulu mezunu ve teknik veya işte meslek lisesi mezunu gençlerin KOBİ'lerde küçük mikro ve küçük işletmelerde istihdam edilmesi durumunda mikro ve küçük işletmelerimize 100 bin liralık bir desteği vereceğiz. Bu 2 yıl boyunca ödemesiz, 2 yıldan sonra da 4 aylık periyotlarda 6 taksitte bize geri ödeyeceği, herhangi bir şekilde arada banka, faiz, herhangi bir şeyimiz yok. Vermiş olduğunuz parayı 2 yıl sonra 6 ayda yani sonraki 2 yılda ödemiş olacak. Buraya biz başvurularımızı merak edilen konulardan bir tanesi bu başvurular nasıl yapılacak? Evet, tam da o noktaya gelmek istiyordum efendim. Kimler kapsama dahil ve başvuruların başladığını söylediniz. Şu ana kadar talep nasıl ve bundan sonra bu başvurulara nasıl bir talep olmasını beklersiniz? Şöyle biz öncelikle bir başvuru ekranımız var. KOSGEB'in ana sayfasından ulaşabilir bütün KOBİ'lerimiz. Zaten KOSGEB'le çalışmaya alışık KOBİ'lerimiz. Onlar biliyorlar genel mekanizmamızın nasıl olduğunu. Evet. Herhangi bir evrak istemiyoruz. Bunu özellikle söyleyeyim. E-Devlet şifreniz yeterli. E-Devlet üzerinden giriyorsunuz. İşletmeniz zaten orada tanımlı bir işletme kaydınız var. Eksik sütunlar varsa onları tamamlıyorsunuz. Evet. Ve diyorsunuz ki ben mikro işletmelerde bizim 2 kişiye kadar, küçük işletmelerde 5 kişiye kadar bir limitimiz var. Bir küçük işletme olduğunu düşünelim. 3 kişi de istihdam etmek istiyorum. Taahhüdünde bulunuyorsunuz. Ve kapanıyor. Sonra biz sigortadan kayıtlara bakıyoruz. Evet bu 3 kişiyi istihdamını gerçekleştirmiş bu KOBİ'miz. Biz o kişinin hesabına bunun ilk taksiti olan 3 kişinin karşılığı olarak ilk taksit olarak 150 bin lira para yatırıyoruz.
ve takip ediyoruz. Acaba bu istihdamı sürdürüyor mu? 6 ay boyunca bunu takip ediyoruz. 6. ayda sürdürdüğünü gördüğümüz anda veya eksiği varsa tamamlamasını da isteyeceğiz o arada. Yani ya sen sürdürmedin, sistem dışına itiyoruz diye bir şey de yok. Evet. Veya o elemanla başladın da illa o elemanla devam etmen de gerekmiyor. Arada değişiklikler olabilir. Çünkü işletmeler arasında eleman giriş çıkışları da mümkün. 6. ayın sonunda biz gün sayısına bakıyoruz. Gün sayısını tutturduysa ikinci taksit olan 150 bin lirayı daha hesaplarına yatırıyoruz. Ve ondan sonraki 6. ayda yine takibimize devam ediyoruz. Ve 365 günlük bir sigorta süresini KOBİ'lerimizin tamamlamasını bekliyoruz. Bunu da biz özellikle iş gücü piyasasına katılımda gençlerin, daha tecrübesi az olan yeni mezunların tercih edilmesi üzerine aslına bakarsanız kurgulamış durumdayız. Evet. Teknik lise mezunlarını da özellikle koyduk. Çünkü istihdamın bir taraftan da kalıcı olmasını da bekliyoruz. Yani biz bir yıl boyunca evet bunu size takip edeceğiz ama bir yıldan sonra bir tecrübe kazanacak bu kişiler, yeni mezun genç kardeşlerimiz bir tecrübe kazanacaklar. Bu tecrübeyle beraber de iş gücü piyasasında devamlı bir hareketlilik olacak. Burada bir ekstra nokta, kadın eğer istihdam edilirse bu kapsamda burada %10 bir artışımız var. Aynı şekilde işveren, yani KOBİ'miz kadın olursa orada da ekstra bir %10 indirimimiz var. Yükseltmemiz var. Yükseltme. Yani 110 bin liraya çıkartıyoruz destek limitimizi. Kadın işletme sahipleri bundan bu şekilde faydalanabilir. Aynı zamanda iş alanından kadınlar da faydalanabilecek. Evet, bu önemli ayrıntı da gerçekten dikkat çekici. Kadın istihdamının gençler arasında arttırılması yönünde gerçekten başarılı bir adım olduğunu düşünüyoruz. Peki son olarak şunu da sorayım. Önemli destekler bunlar. Bu desteklerin devamının geleceğine ilişkin de mesajlar verebilir miyiz? Ne dersiniz? Çünkü gençlerin istihdama katılımı noktasında bu destek paketlerinin sürmesi yönünde de bir çaba var gibi. Ne dersiniz? Elbette biz KOSGEB olarak elimizden gelen her türlü fedakarlığı, her türlü katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Evet. Tabii iş gücü piyasası Türkiye'de çok dinamik, Türkiye'de çok ciddi bir nüfus iş gücü piyasasına her yıl dahil oluyor. Bunların yetkinlik kazanımları, bunların bu istihdam alanlarında sağlıklı bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde istihdamı çok çok önemli. Tek bir boyutu yok işin. Ama biz KOSGEB olarak burada farklı destek mekanizmalarını, katkılarımızı da devamlı olarak sunacağız. Bizim daha önceden sunmuş olduğumuz bir nitelikli eleman desteğimiz vardı. Evet. Bunun da tasarımı hemen hemen bununla aynı şekilde olacak. Orada daha farklı bir destek modelimiz var ve orada tamamen şeye odaklanacağız. Şu anda sektörel ayrımımızı neredeyse sıfıra indirdik. Yani perakende sektörü de, lokantalar, servis, hizmetler, bütün herkes bundan neredeyse faydalanabilir durumda. Ama bizim daha sonraki paketlerimizde biraz daha şu andaki Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu hedef çerçevesinde ihracat, sanayi odaklı bir yöne doğru daha fazla destek vermeyi planlıyoruz. Başvurular Mart ayı sonuna kadar devam edecek. Evet. Ancak burada bir 75 bin hedefimiz var bizim. 75 bin hedefimizi biz şu anda rakamları da sorduğunuz için söylüyorum. Evet. Rakamlar çok iyi. Yani şu anda pazartesini saymazsak ikinci günümüzdeyiz. Pazartesi gecesi bile bir sürü başvuru olmuştu. KOBİ'lerimiz biraz ellerini çabuk tutarlarsa inşallah Mart sonuna kadar da o son vermiş olduğumuz takvime kadar da belki kalmayacak. Peki efendim, umarız bu 75 bin hedefi tutturulur ve daha da yukarıya doğru çıkarılabilir bu rakamlar. Çünkü bu istihdamın arttırılması önemli noktalardan biri. Çok sağ olun efendim yayına katkılar için. Gençlerin istihdama katılımını arttıracak o destek paketinin detaylarını KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'la konuştuk. Sayın Kurt, tekrar teşekkürler yayına katkı için. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Devam edelim sevgili izleyiciler. Gündemden diğer...